Hadi bakalım. Yuvaya uçma vaktidir. Hadi. Hadi vakit çıkmadan namazı eda edelim Pirdaş. Hayrola inşallah. Tarhana kaynatıverin de ısıcak ısıcak. Ne olmuş ki şeyhim? Ne yazar ise yazgısında o olmuştur. Kızım dur. İpe dizme sözü. Yunus Efendi baba. Ayaklandı vardı gitti. Nereye gitmiş ola o halde? İsmail! İsmail! Ne bağırsın bre? Kapağı mı kurarsın yine? Yok, ne kapanı? Uyurum kuytuda. Ah. Dur. Bir de seni taşıyamam he. Hadi yürü gideriz. Ben gelmem. Yürü dedim. Nereye gideriz? Dergaha. Ben gitmem. Ne işim var dergahta? Ya bre yürü. Düş önüme. Gitmem dedim ya. Daha toparlanacağız hadi. Halk nazarında takdir görmesek bile bütün uğraşımız halk içindir şeyhimiz. Ama beşikteki çocuklar dahi bilirler ki memleketimiz zor vakitlerden, çetin badirelerden geçmektedir. Madem ki vazife bizdedir, o vakit ahi dükkanında, rençver tarlasında, köylü sürüsünün ardında huzur bulmalı. Diyeceğim efendim, işte bu işlerin cümlesi için bana aklı da fikri de yetkin bir danışman gerektir. Selamünaleyküm. Ve aleyküm selam efendim. Yorma kendini Yunus efendi. Geç böyle geç. Sağ ol hanım. İyiyim ben.
İsmail Efendi ile tanış olmak isteyen yok mudur? Olmaz olur mu? Vardır elbet. Hoş gelmişsin İsmail. Hoş gördük hanım anam. Hoş geldin İsmail. Dur dur. Ben ihtiyar mıyım ki o kadar? Hanım, su mu kaynar kazanda? Su kaynar efendim. İyi, iyi. İsmail Efendi'yi tam tekmil bir yıkayıverelim bu vakit. Yok, istemem. Daha yeni çimdim ben. Nerede çimdin? Derede çimdim. Çimmedin mi? Söylesene, çimmedin mi? Ya gök kubbede, ya denizlerin altında seyran eyler İsmail Efendi. Ey bakalım, bu yaştan sonra çocuk sesi dolmuş hanemize şikayet edecek değiliz ha? Efendimiz buyurur ki, çocuk sesi ve yağmur sesi size Allah'ı hatırlatır. Deyi işitmişsindir. Candaroğlu Argun Bey. Biz temsil ettiği makamı biliriz. Koltukta kim oturur ise bey odur. Sözün kısası ziyaretimize buyurdu. Niye bizden ister böyle bir şeyi bilmeyiz ama kendisi bir danışman istemişidir. Düşündüm, taşındım. Vazifeye ehil senin olduğuna karar getirdim. Bu sabah tantesi yok. Candaroğlu konağına varıp vazife başı yapasın. Hoş gelmişsin bacım. Hoş buldum Zahide. Gel şöyle, gel. Aygül, mutfağa git. Bak bakalım ne iş görürler Ümmü Hatun. Misafirimiz vardı. Hemen hanımım. Dur. Zahmet ettirme kimselere. Ne zahmetiymiş ki o? 40 yılın başı canım kardeşim konağıma gelmiş. Koskoca Candaroğlu konağına misafir gelmişsin. Mutfakçılar zahmet görecek, öyle mi? İyi, görsünler o vakit. Benim için mahsuru yoktur. Konuğunuz vardır beyim. Kimmiş? Yunus Efendi dersin dedi beyim. Onu bekler misiniz? Ünle gelsin bakalım. Kimmiş bu Yunus Efendi bir görelim. Thank you.
Sen? Aman. Aman. Nasıl olur? Beni öldürmeye geldin. Hem de kendi konağımda. Kolcular! Beyim. Sarı! Hata edersiniz beyim. Şeyhimin emriyle geldim. Tapduk Emre'nin emriyle geldim. Düşmanımız konağımızda biter, kullarımız keyif çatarına sarar. Yapmayın beyim. Ben sizin ne düşmanınızım ne de dostunuz. Şeyhim git dedi geldim. Gözlerime. Nice şaşırttın beni bilemezsin. Sevinirsin diye düşündüm gelende. Sevinmez mi görünürüm? Bizim hatırımızı sormaya gelene biz de varız elbet. Belli tabii. 3 sene de bir kere gelmişsindir ancak. Şimdi nasıl geldiysen hayret. Bana bak hele. Yoksa falcı ile mi ilgili? Yo, onunla ne ilgisi olacak ki? Bilmem. Belki dedikleri çıkmıştır, onu demeye gelmişsindir. Falcıya kaldıysa işimiz. Sağ iken ölmüşüz. İyi, inandım. Beni görmeye geldin o vakit. Gel demedin mi? Hep derim ama... Beğendin mi perdelerimi? Pek zarif. Bağdat'tan geldi. Geldi ama dünya yüküyle akçe. İster misin yemek hazırlanırken konağı gezdireyim sana? Olur. Şeyh efendi göndermiş imiş. Ne demeye inanayım ki sana? Ha? Ne için? Ne demeye inanayım? Hadi söyle! İstediğinize inanmakta hürsünüz beyim. İradenizdir. Ama burada olmak benim iradem değil. Vazifemdir. Ya vazifen beni öldürmek ise? Nereden bilirim öyle olmadığını? Evvelce de söyledim beyim. Ben sizin ne düşmanınızım, ne dostunuz. Şeyhim vazife vermiş, gelmişim. Git der giderim, dön der dönerim. Dur. Götürün. Gelin. İnanıp inanmamakta yürürsünüz. Ama inanmasanız da gerçek orada durur. Meryem kadının dediğinin çıkmadığını işiten yok. Ama demek beklediğin kişi gelmedi hala. Laf etme, yürü! Bir huzursuzluk yoktur inşallah. Olunca değil.
Olmayan da şaşarım artık ben. Söylemeyecek misin? Kimmiş bakalım bu beklenen kişi? Yoksa onu da mı Meryem kadın söylesin? Ay, ne meraklısın. Diyene bak hele. Sen de amma sırcısın. Kuyuya attıkların huzurumuzda peyda olur sarı. Ölmekle öldürmek üzerine yaşamadığım, işitmediğim hikaye yoktur beyim. Bahanem de yoktur, izahım da. Kanım size helaldir. Çekin vurun başımı. Ya da izin verin, yarım kalan işi tamam edip geleyim huzurunuza. Doğru hele, doğru. Ya Şeyh Efendi'nin gönderdiği danışman gerçekten o ise? Nasıl olur ki beyim? Bu adam köylü bir ekinci. Bir rençber. Kuyuya attığın adamın konağımın ortasında peyda olmasına hayret etmezsin de. Buna mı hayret edersin? Sarıl! Estağfurullah beyim. Uçan kuşa hayret eder sarının kıt aklı. Başlayın beyim. Tez Taptuk Emre dergahına varasın. Varıp bu adamı Şeyh Efendi'mi göndermiş öğrenesin. Başım üstüne beyim. Hoş gelmişsiniz bey. Nereye? İşin yoksa bir iki ok atalım. Başka vakit beyim. Taptuk Emre dergahına gitmem gerektir. Dergahta ne işin vardır? Bir adam gelmiştir beyim. Bir şeyler demiştir. Beyimiz bir var gel der meselenin tafsilatı için. Müsaadenizle beyim. Çöken kifayetsizler bey koltuğunu, bey koltuğundakiler postakileri yönetmek ister. Atalım üstünü Ali Pirdaş. Yardım et Güngör Efendi. Tuttum ustam. İyice örtelim. Destur. Kolay gele canlar. Aa, İsmail'im kurbanım. Gel bakalım, gel. Oh, bizi namazdan evvel kaldırırlar. Sen kuşluğa kadar uyursun. Ne bilirsin uyurum? Ben şey olsaydım, akşama kadar uyurdum. Oh, kim karışa ki? Yağmur yağar diye üstünü örteriz şeyhim. Allah vere yağmaya.
Yadeyi doğaya çıkarız Ali Taygu. Endişe etme sen. Tedbirli başa kar yağmaz. Bak, elde kaldı buğday Kasım'ı. Estağfurullah şeyhim. Talibi çoktur ama kimsenin emeği ucuza gitmesin diye uğraşırız. İyi bakalım. Hayırlısı ola. Ne demiş atalar? Çözemeyeceğin düğme el atma. Nerededir şu senin arkadaş? Ufaklık. Yunus'u mu sorarsın? Candaroğlu konağına varmıştır arkadaşı. Bundan böyle beyin danışmanıdır Yunus Efendi. İsmail kurbanım da bize danışman kalmıştır işte. Şeyhim, başka bir buyruğunuz yok ise çarşıya varayım, zahirecileri bir dolanayım derim. Hele bir görelim ne fiyat verirler son. Dolan bakalım. Köylünün emeğini daha fazla bekletmek olmaz. Ben bir tek derim ki, benim kardeşliğim ömrü billah mesut ola. Ömrü billah yokluk tasası çekmeye. Onun da yolu bellidir. Er kısmı Akçeli olacak. Hoş gelmişsiniz. Kusura kalmayın. Destursuz girdik. Estağfurullah. Hoş görmüşüz Argun Bey. Zahide hiç bahis eylemedi geleceğinizden. Belli ki bizi de sevindirmek istemiştir habersiz gelip. Şeyh efendi nasıldırlar? İyiler, hoşlardır inşallah. Çok şükür. Gözleri işte. Hekim önermişizdir ziyaretimizde ama bir şikayetimiz yoktur demiştir efendi hazretleri. Ne zahmet verir kimseye, ne şikayet eder. Siz nice geldiniz bura? Haber eyleseydiniz de araba gönderseydik. Eksik olmayasınız. Ama dergâhtan bir derviş efendi refakat etmiştir bana. İstediğinize inanmakta hürsünüz beyim. İradenizdir. Ama burada olmak benim iradem değil, vazifemdir. Ben sizin ne düşmanınızım, ne dostunuz. Şeyhim vazife vermiş, gelmişim. Burada bekleyesin Kasım Efendi. Selamünaleyküm dayı. Aleykümselam Kasım yeğenim. Vaktiniz var ise bir iki kelam etmek isterim. Biz de merak ederiz ne diyeceksin. Yunus Efendi de buradadır herhalde. Bir de yanında gümüşler getirir. Tövbe Rabbil Alemin. Sözüm ona,
sultanımızı hoş tutar. Almamış şeyhimiz getirdiği hediye gümüşleri. Kişi kendinden bilir kişiyi. Kendi gibi sanır. Ama her sandığı olur mu insanın? Nereden bile bey? Eğer gerek ise çamurlar altın, altınlar çamur olur erenlere. Çıkarken gören de belliydi zaten. Ayazda kalmış aygır gibi duman salar idi burnunu. Gelmesini bileceksin Saruhan Efendi. Gelmesini bileceksin. Hangi kapıya nasıl geleceğini bilmeyen, o kapıdan da nasıl döneceğini bilmez. Tevatür değil, bu gözler neler gördü. Hoş, gördük diye değil, görmesek de inanırdık ama biz bu kapıdan ne vezirlerin kaftansız, ne kadıların cübbesiz çıktıklarını görmüşüz Pirdaş. Argun Bey, iradenize de, idarenize de saygım vardır. Ama bu iş alışveriş esasında ticarete dahil olur. Onun da hangi usullerle yapılacağı şer'en bellidir. Narhı koyan kadıdır. Sizin dahi bunları biz alelade kullardan çok daha iyi bildiğiniz katıksız bir gerçektir. Selçuklu'nun ikincileri dahi feylesof olmuştur da sultanların haberi yok. Ama nasıl olur bu? Bu adamın ne alakası vardır Şeyh Efendi ile? Böyle düşünmekte sonuna kadar hakkınız var dayı. Bir seneyi aşmış idi dergahı terk eyleyeli. Ta ki... Malumu ilan etme. Sen ne diyeceydin de hele? Yunus size hizmete layık bir kul değildir dayı. Fıtratı hizmete, dahi kimselere hizmete müsait değildir. Size itaatkar kullar gerektir dayı. Emriniz altında her ne buyursanız tutacak itaatkar kişiler. Diyeceğim, Yunus Efendi emir almaya, buyurulmaya pek müsait değildir. İşi bilen yapıcısı, bilmeyen hocası olur. Bize işimizi öğretmeyen. Şeyh Efendi'nin haberi var mıdır ona ettiklerimizden? Yoktur. Anlatmamış mıdır? Anlatmaz. Ketumdur Yunus. Israr ile taş dahi dile gelir, o konuşmaz. Başkaca bir diyeceğin yoksa... Hoş görün dayım amma. Ağzına düğüm at. Hele biz bir seyreyleyelim maziyeti. Sen de seyreyle. Hele bir hoş söz işitelim şeyhimizin ağzından. İşitelim de Kasım Efendi yeğenimiz şeyhimizin soğukluğunu gidermiş, gönlünü bize ısındırmış diyelim. Bu maviden bir tek Taşkent'te olur derler. Olsa daha. Eskiden mal bulmak bu kadar mesele değildi. Şimdi bekle ki kervan gelsin. Hakkın var. Bir top barçın alayım desen yoktur koca çarşıda. İpeyi kim kaybetmiş de nallahanda buluruz der hanım milleti. İster misin sofra hazırlanırken bahçeye çıkalım? Olur.
Gülsün yüzün. Bak her şeyin var. Bağlar, bahçeler, ipekler, gümüşler. Ne eksiğin vardır da karartırsın yüzünü haranlı gibi? Hı? Çoğu vakit gözümün önünden gitmez dergâhtaki günlerimiz. İnsan işte. Gümüşten bile bıkar da bakır tas isterimiz. Belli. Beklediğim bir beyzadedir. Senin de olur gümüşlerin, ipeklerin. Allah Allah. Başka laf bilmez misin sen? Nedir asıl niyetin senin? Ne amaçla gelirsin konağa? Tekkede susmayı mı öğretirler size? Okumayı öğretecek değiller ha. Var mıdır okur yazarlığın senin? Gerek de yoktur ama değil mi? Tek hece okuyup yazmadan Selçuklu'yu Moğol'dan kurtardınız. Şimdi sıra geldi Candaroğlu'nun işlerini yoluna koymaya. Öyle midir? Biz biliriz ama dergahlar nice iş görür. Önce güvenini, yetkini, sonra canını dahi versen kıymeti yok. İyi. Sağır değilsin. Sağırlara güven olmaz. Kasım Efendi. Hoş gelmişsiniz Kasım Efendi. Hoş görmüşüz Zahide Hanım yengem. Müsaadenizle. Bizde Yunus Efendi ile gelmişizdir. Şeyh babam o da konağa gider diyen de. Sizi de mi şeyh babam göndermiştir? Yok. Ani bir mesele neticesinde. Haber eleyememişiz şeyhimize. Biri olmasa daha iyi olur. Haber eğleyememişiz demem o sebep. Kişi yola çıkanla bilir mi ki başına gele? Çarşıya diye çıkmış idim. Meğer ki bir bakmışsın bey dayımın evinde. Bir bakmışsın falcının evinde. Demem. Hayırlı günler oldu o vakit. Molla Kasım Efendi'dir demek. Neler söylersin? İnkarın boşu artık. İlla yemin mi vereyim sana?
İyi. Derviş keşkülüyle geçimini sürersin artık. Tövbe estağfurullah. Aklını başına devşir kızım. Bu devirde hatun kişiye akçeli er gerek. Sen benim canımdan içre canımsın. Dünyalığa muhtaç olursan içim rahat etmez. Sen kimsin benim konuğumu sorguya çekersin? Ben sana işlerimden ırak ol dememiş miyim? Yıkıl karşımdan! Beceremediğin, dahası bozduğun işleri Yunus Efendi halyoluna koyacak bundan böyle. Bundan böyle Yunus Efendi danışmanımdır. Sözü cümle Candaroğlu mülkünde muteberdir. Pek kıvamla erik şerbeti de var. Sağ olasın. Gideriz artık ağır ağır. Bana sorsan kal. Sara, Şeyh babama haber eder bir adam salıp. Yok. Uygun olmaz öyle. Varıp giderim Yunus Efendi'yle. Refakat eden derviş mi? Evet. Ama artık buradadır daim. Konakta. Ne için? Argun Bey dergaha varıp da Şeyh babamdan kendisi için danışman isteyende Şeyh babam Yunus Efendi'ye işaret etmiştir. Bir yanda idari işler, öte yanda fiili işler. Tımarların işlenmesinden çarşı pazardaki vaziyete, ahaliyi alakadar eden her konuda, oradan beyliğimizin Konya ile ilgili cümle siyasi işlerinde dahi bizim vereceğimiz özel vazifeler. O vakit sizin için de bizim için de hayırlara vesile ola Yunus Efendi. Bundan böyle sözün sözüm, fiilin fiilimdir. Yunus Efendi'ye makamını gösteriver hele. Oradan da konuk odasına. Sağır ve dilsizdir. Ama her bir şeyi ezbere bilir Ceren. Zahmet buyurmasın. Ben vazifemi görende ne vakit mesaim biter ise dergaha varırım. Nasıl münasip görürseniz Yunus Efendi. Bu gece olsun konuğumuz olun bari. Eksik olmayın. Ben dergaha varayım. Hem kalmak istesem dahi şeyhimin kerimesine refakat etmem icap eder. O zaman arabayla bıraksınlar. Zahmet buyurmayın. Nasıl uygun görürseniz. İyi o vakit. Yarın sabahtan tezi yok gelen de huzurumuza bekleriz. Sana bir vazife vermek isteriz. Pek mühim bir vazife.
Gerçekledim beyim. Tapduk emri göndermiştir. Bunu bu konakta bilmeyen bir tek sen varsın Sarı. Arabayla bıraktırayım istersen. Yok sağ olasın. Biz varır gideriz Yunus Efendi'yle. O da gelir zaten. Hem bir danışmandır. Onun hizmetine de araba verilsin derim ama. Derviş yayın olur der şey babam. Bilmez miyim? Ne demeye ama deriz. Benim işim bitmiştir bacım Sultan. Sizin için de uygun vakit ise. Uygundur Yunus Efendi. Zahide Hatun Argun Bey'in zevcesidir. Yunus Efendi de. Argun Bey'e işlerinde yardımcı oluruz inşallah. Biliriz. Danışman aradığını kendine. Hayırlı ola o vakit. İnşallah. Biz yola çıkalım artık. Allah'a emanet. Nedir? Duydum ki bir danışman tutmuşsunuz. İyi de ne var bunda şaşacak? Şaşacak bir şey yok elbet. Ama merak ederim. Kim işinizi bir hakkın görmez ki bir danışmana gerek duyarsınız? Şahin Bey'imiz artık üvey anasına mı ağlar olmuştur? Emziğimi ağzımdan aldı diye. İhtiyaç olur ki böyle uygun görmüşsünüz. Meğer ki Şahin üzülüp kırılmaya. Öz oğlumun gönlü kırılmaya diye mülkümüzü idare etmeyecek değiliz ha. Rüzgara mı bırakacağız bu mülkü? Hem sen bunları dert etme. Er kişi işidir bunlar. Hatun kişi işi değil. Zahide Hatun yabancı bellemeyin. Kardeşliğimdir. Burada ömrünce bizimle yaşadı. Ta ki evlenene değin. Tanımadık yüz yoktur konakta. Öyle. Bir de üstüne bugün... Uzun zamandır görüşmeyip üst üste beni gören de pek bir şaşırdı tabii. Gününüz hayır olsun. Cümlemizin. Vaktin olur ise bir iki kelam edelim derim Pirdaş. Bilinmeyen ne ola ki konuşacak Pirdaş? Nerede kaldın bre? Ancak biterişim. Canım çıktı ihtiyarın dibinde sıkıntıdan. Ayıptır. Er kişiye yakışır mı öyle söz? Hem ne demişler? Adam, adam gölgesinde yetişir.
Sen de biraz şeyhimizin yanında iyileşiver. Vaktimizi şimdilik İsmail'e verdik Pirdaş. Kimdir? Destur var mıdır? Buyurasın. Niçin mutsuz, huzursuzsun bu kadar? Elbette. Dervişiz ya. Başımıza gelen her kötülükten bir iyilik icat etmemiz gerek. Neymiş ki o başa gelen kötülük? Bey babamız yastığını paylaşır da ne iş göreceğini paylaşmaz. Danışman tutmuş kendini. Bulmuş demek. Paylaşır imiş demek ki. Benim onayımı alacak değil ha. Bana niçin kusur bulursun? Bir dur hele, bir görelim. Kim imiş, neciymiş? Öyle her ben akilim diyene yüz vermez beyimiz. Pek akıllı bir derviş olsa gerek. Derviş miymiş? Bir derviş mi danışman tutmuş ki beyimiz kendine? Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Amin. Ya Allah. İsmail Efendi nerededir? Ha, gel. Gel bakalım İsmail'im kurbanım. Gel. İsmail Efendi, ediverdiğimiz sohbeti beğenmez. Yalan mı konuşsaydım? Kızma hele. Ya biz? Biz mi yalan konuşsaydık? Beğenmedim dedin. Biz de dediğin neyse onu dedik. Ey vakite. İstemezsin madem biz de konuşmayı veririz. Parasıyla değil ha? Ben mi derim konuşma? Ben miyim şimdi bunun suçlusu? Hem beğenmezsin, konuşmamızı istemezsin, hem de suçlu mu ararsın? Ben sana ne vakit konuşuverme demişim. Ama sen de güzel anlatıver o vakit.
Nice güzel olur sohbet senin için. Madem onu deyiver. Hikayeli olan da güzel olur. Eyvah vakit. Hikayeli anlatıveririm ben de. Meğer ki isteyen İsmail'im kurbanım ola. İşte şimdi isterim. Vakit geç olmuştur. Şahin pek üzgün. Pek üzgün demek. Asıl bir de bana sor hele. Şahin'in varlığı, manası üzüntü bana. O başkaca bir insandır, sen başkaca. Ondan nasıl sencileyin olmasını umarsın? Tabiatı sana benzemez. Kabul eylesen de, reddeylesen de vaziyet bu. Tutmak isteyene iş, deve yüküyle mülkümde. Önüne alan yok. Ama yönetmek Şahin'in işi değil. Belli ki Yunus Efendi yönetmek bilir, mantık bilir. Hüküm sürmek, düzen vermek için bunlardır mühim olan. Daha da mühimi ise... Bunlar bu sohbetin konusu değil. Umalım ki umduğunuz gibi ola. Madem öyle karar kıldınız, Şahin de gerçeği anlayacaktır sonunda. Hele sabah ola. İlk vazifesini veririz kendisine. Görürüz umduğumuz gibi midir... Ummadığımız gibi mi? Madem öyle İsmailcan... Sana Sultan İbrahim Ethem Hazretlerinin hikayesini anlatıvereyim mi? Anlat hele güzel ise. Güzel olan meseleyi hikayeli anlatmak idi. Şimdi de hikayenin güzelini anlat dersin. Nasıl olan da güzel olur hikaye? Aklımda kalan da o vakit manalıdır işte. Şimdi oldu işte. Biz de senin gibi inanırız. Manası hissesidir kıssanın. O sebepten hissesiz kıssa olmaz. O lafın çeri çöpü olur olsa olsa. İbrahim bin Ethem, Belşehri Sultanı'nın oğluydu. Devir döndü, beri geldi, yeni sultan o oldu. Ama perdenin ardında... Neler olur, neler ölür. Ne bile İbrahim Ethem Sultan? Zengindi, alışverişi sever idi. Yemeği, yedirmeyi, büyük sofraları, avlanmayı, cinsatları, altınları, gümüşleri. Dünyalık olan ne var ise şehvetle bağlıydı. Aklından ne geçse onu oldurmaya
kudretim var diye düşünür idi. Oysa olduran da öldüren de başkacaydı. Aynalı pirim olaydı, fısıldayıverirdi kulağına olduranı öldüreni. Hiçbir noksanı yok idi. Noksanı dahi tam idi. Ama içinde bir delik var idi. Gittikçe dibi görünmez olan kapkara bir delik. Gün geçtikçe karamsarlık kapladı içini. Bir gün sarayında büyük bir yemek tertip etti. Birdenbire iri yarı heybetli bir zat çıka geldi. Ne askerlerden, ne hizmetçilerden hiçbir kimse ona "Sen kimsin? Burada ne işin var?" deme cesaretini bulamadı. İbrahim Ethem sordu. "Ne istersin?" O zat "Bu handa konaklamak isterim." dedi. İbrahim Ethem şöyle bir baktı. "Divane midir, nedir?" Döndü adama. "Sen deli misin be adam? Burası han mıdır? Burası benim sarayım mıdır? Görmez misin?" dedi. O iri cüsseli, dev gibi adam baktı, baktı. Sonra gülmeye başladı. "Bana divane diyene bak hele. Asıl divane sensin bre. Tamam, han değil, saray olsun. Olsun ama nereden senin olur bu saray? Babamdan kaldı," der İbrahim Ethem müstehzi. Alay eder onunla. O zat da der ki, "İyi o vakit. O zaman söyle, babandan önce kimin idi?" "Dedemin idi. Ya ondan evvel?" "Filanca kişinin idi," der Sultan İbrahim. "Ya o filanca kişiden evvel kimin idi?" "Onun da babasından ona kalmış idi." "Ya ondan evvel falancanın idi." "İyi," dedi o kişi, "iyi." "De hele o vakit onlara ne oldu? Neredeler?" "Öldüler," dedi İbrahim Ethem. "İyi ama bu nasıl senin sarayın ki? Biri gelmeden, biri gitmede?" Şaşkın oldu İbrahim Ethem. Sözünü söyleyen yabancı geldiği gibi çıktı gitti. İbrahim Ethem peşine düştü yabancının. Onu yakaladı ve sordu. "Sen kimsin?" O zat da, "Ben göklerde, karalarda ve sularda olanım. Ben Hızır'ım," dedi. Uyanma vakti geldiyse bir uyandıran olur elbet. Kimine Hızır, kimine uçan kuş, kimine biten ot, kimine açan çiçek. Kimine akan su, kimine dilsiz taş. İşte o günden sonra büyüdükçe büyüdü İbrahim Ethem'in göğündeki kara delik. Bitmez, tükenmez, dinmez, durulmaz dertlere düçar oldu. Vakit geldi, tacı tahtı bıraktı, kaftanını bir çobana giydirdi ve sahraya vurdu kendini. Ne der erenler? Bu yol incedir, kılıçtan keskincedir. Kimi tacı tahtı bırakır koyulur yola, kimi taca tahta çıkmak için çıkar yola. Ne der o vakit İbrahim Ethem'in hikayesi bize? Altın tastan da içsen,
İçeceğin bir tas su da. Altında kıymet olaydı, kainatı altından yaratır idi. Onun küpüne zarar değil ha. O vakit nedir bu seninle gelmeyecekler için uğraşın? Bak, buğdayı satamadık değil. Kıyametimiz kopar burada. Hiçbir vakit sahip olamayacaklarımız için nedir bu telaş? Sahip olamayacağını biriktirirsen, o sana sahip olur. Sen ona kul. Bu dünyayı kulu olacak kadar nedir sana sevdiren? Ama bilesin ki dünyaya kul olunmaz. Dünyaya tapana mahluk derler. Dünyaya tapana mahluk, Allah'a tapana kul derler. İşte onu anlatıverir İbrahim Ethem Hazret bize. Yola çıkmak kul olmaktır. Yola çıkmak mahlukat olmaktan kurtuluştur. Ya sonra? Sonra ne olmuş onu da anlat hele. Kime? İbrahim Ethem'e, kendini çöllere vurduktan sonra. Vakit geç oldu. Onu da daha sonra anlatıveririm sana. Er sözü mü? Er sözü. Ama bunlarla yarışılmaz. Ay çocuk değil, sanki hoca Nasrettin. Hep güle yüz yetimini inşallah. Vay be, ne büyük adammış İbrahim Ethem. Sen de kadılığı bırakmışsın derviş olmak için. Tıpkı onun gibi. Sade makamı terk etmekle cennete uçulsaydı, saraylarda sultan arasan bulamaz idin. Sade büyüklerin yolundan gitmek de büyüklük kazanmaz kişi. Ama yoldaş kazanır. İstemez misin İbrahim Ethem gibi bir yoldaşın olsun? Kim istemez ki buraya? Sultanımış adam. Dinlemedin mi şeyhi? Selamün aleyküm. Aleykümselam Kasım Efendi. Müsaitseniz bir iki kelam etmek isterdim sizinle ama... İstihbar ettik ki Yunus Efendi, bey dayıma danışman da olmuşsunuz. İrademiz değildir. Şeyhimiz öyle emir buyurdu. Şeyhimizin iradesi üzerine laf edecek denli şuursuzluk edecek değiliz elbet. İtaat edeptendir. Ama şeyhimize varıp deseniz ki bize burada bir hizmet buyursanız. Buyurur elbet. Bunca yükü bir başımıza kaldıracak denli kavi değildir omuzlarımız pirdaş. Kasım Efendi hem itaat edeptendir dersiniz, hem de var şeyhimin huzuruna dergâhta bir vazife istedersiniz. Bu sözleri bir ahmağa deseniz alınganlık eder idi. Hüsnü zannımız dahi suizana yorulur oldu artık. Kusurumuz her neyse söyleseniz de bilsek artık. Estağfurullah. Ne kusuru Kasım Efendi? Kusur görenindir. Görün değil, örtün der dinimiz.
Öyledir elbet. Öyledir tabii. Erken kalkan da asabiyet yapar vücutta. Şu günlerde. İyi o vakit. Hayırlısı neyse o olabilir taş. Daha dün ben bilmem deyi zikir çektirir insana. Bugün bilici bir danışment deyi konaklara gönderir hayat. Bildiğim meseleler dersin tabii. Kimden almış idin şer'i hukuk dersini Karatay'da? Üstad Şemsettin Mardini. Vakıfım, bilirim demiş idin zaten. Biliriz. Sana yeni bir vazife daha vermek isterim Yunus. Bu vazifeyi dergâhta yapabilecek bir tek sensin. Bundan sonra sen ben bilmem zikri çek. Kim ki bir şey sorar ise ben bilmem de. Kim ki her ne konuda olursa olsun fikrini söylemeni ister ise ben bilmem de dilinden düşürme. Nasıl ki müride zikir vaciptir, bundan sonra sana da ben bilmem zikri vacip olmuştur. Ne der büyüklük? Ne kadar ayıp. Öyle söz edilir mi büyüklere? Sen de büyük dedin bak. Dedim evet. Ben diyebilirim. Ben diyorum, sen diyemezsin. Dedim evet. Ben derim, sen diyemezsin ama. Var mıdır ana başka bir şey? Yoktur yavrum. Hadi geç yat sen de. Baba, müsaaden olursa yarın Zahide'yi görmek isterim. İhtiyarladıkça her günün aynı gün gelir. Kızım, daha bugün Zahide'ye varıp gelmedin mi sen zaten? Öyle baba. Aynı dalda iki gün geceleyene yuvan yok mu deyi sorarlar. Yok baba. Şey yaparız beraber. Desen bakarız. Buhara'dan işlemeler getirmiştir. Ona bakarız. Vücudumuz tamam ise gülbengimizi çekelim ağalar. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Vakti şerif hayrola. Hayırlar fethola. Şerler defola. Münkir münafık fark ola. Sözümüz üstün ola. Nefesimiz can bula. Kılıncımız keskin ola. İşlerimiz bereketli ola. Allah hak erenler, 12 imam, 14 masum pak efendilerimizin şefaatinden ayırmaya. ...96 bin Horasan erleri, 57 bin Rum sadıkları, dünyada, ahirette
yardımcımız ola. Pirim üstadım hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli, kaddese sırrul Ali Efendimiz, dünyada, ahirette gözcümüz ola. Allah erenler namerde değil, merde dahi muhtaç eylemeye. Kimseye varıp boyun büktürüp halim şudur dedirmeye. Allah hak erenler ikrarlarımızda dahi sabit kadem eyleye. Nur-u Nebi, sırr-ı Ali, pirim üstadım hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli. Üçler, yediler, kırklar, haziran, gayiban, muhibbi aşikan, sadıkan, Muhammed Ali demine hu diyelim. Allah, eyvallah, hu dost. Selamun aleyküm canlar. Estağfurullah. Aynısından sende de var. Hoş gelmişsiniz şeyhim. Gün ışımadan içimizi ışıttınız. Desturunuz olur ise ahiler dükkanlarını açsınlar. E hadi bakalım canlar. İşçi iş başına, aşçı aş başına. Siftah dosttan, bereket Allah'tan. Nasılcasın Zeki Çavuş? Himmetinize muhtaçız şeyhim. Estağfurullah. Muhtaçlık bizdedir. Kasım Efendi fiyatta anlaşamayız dediydi. Estağfurullah şeyhim. Siz ne derseniz odur fiyat. Nallah'ın çarşısında cümle zahireciler de öyledir. Değil mi Salih Çavuş? Öyledir şeyhim. Siz ne buyurmuşsanız odur. Niye ki? Biz kadı mıyız? Narhı koymak kadının yetkisinde olsa gerek. Size sormadı mı ki Kasım Efendi Salih Çavuş? Gelmemişlerdir şeyhim. Hey bakalım. Hey. Hadi canlar. Gününüz bereketli ola. Buyurun bir şey ikram edelim şey. Ziyade ola pirim Mesut. Hele anlatıver bakalım. Nicedir çarşının pazarın halı? Nedir derdi tasası ahilerin? Çarşı pazar çalkantılıdır şey. Neden diye soracak olur iseniz nedeni bellidir elbet. Gününüz hayrola hanımım. Senin de Aygül. Hazır mıdır sofra? Hazırdır hanımım. Beyimiz huzurda mıdır? Huzurdadır. Sizi bekler kahvaltı için hanımım. Uyumaya dahi vakit bulamaz oldu. Kimse var mıdır yanında? Tektir hanımım. Danışmanı yok mudur? Neydi adı? Yunus Efendi. Maşallah. Kullarımızın dilinde ne olduğu belli olur.
Daha gelmemiş midir Yunus Efendi? Abdullah oğlu Yunus. Nallıhan kadısı. Her daim adaleti yazasın. İşimizde. Yegane vazifemiz de adalet terazisinin kefelerini denk tutmaktır ağalar. Hoş gelmişsiniz Yunus Efendi. Hoş görmüşüz beyim. Konağın en güzel odasıdır meclis odası. Nice istişareler, nice kararlar hep bu odada alındı. Ne kalemler kırıldı, ne güzel kararlar kılındı. Hepsi, hepsi bu odada. Antalya'dan bir dülger işlemiş içini. Ben bilmem tabii. Rivayet. Eski vakit. Yunus Efendi. Bugün vazifede ilk gününüzdür ama... taşrada bir vazife vermek isteriz size. Her yer başka bir yerin taşrasıdır beyim. Deyin hele. Nedir vermek istediğiniz vazife? Her birinin içinde 1000 altın var. Kimseciklerin haberi olmaya. Sarı ağaya dahi sır ola. Seyisler en beğendiğin atı hazır etsinler. Muratköy'e var. Bahşişli İbrahim Ağa'nın evini bul. Altınları ona teslim et. Dikkat edesin. Beyliğin aylık vergisi miktarınca altın vardır. Kimselere haber etmeden var. İhtiyar İbrahim Ağa'yı bul. Teslimatını yap. Gel. Sormaz mısın ne için? Müsaadenizle... sormam beyim. Ha. Ey o vakit. Yolun açık ola. Ne vakit istersen yola çıkabilirsin.